Öğrencilerim, yeniden geldik. Beceri temelli sorularımızda 6. sınıf atölyem sayfa 21'deki sorulara. Birinci sorudan başlıyoruz. Ne diyor birinci soru? Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi her bir bölgenin içinde yer alan doğal sayının etrafındaki kırmızı renkle belirtilmiş çizgi sayısı o doğal sayının kuvvetini temsil etmekte. Örnekte de görüyorsunuz 2'nin bulunduğu karede bir tane çizgi olduğu için 2 üzeri 1 demek. 2'nin bulunduğu karede 2 tane kırmızı çizgi olduğu için 2 üzeri 2 demek. 2'nin bulunduğu karede 3 tane çizgi olduğu için 2 üzeri 3'ten 8 yapıyor. Mantık bu. Şimdi diyor ki buna göre yukarıdaki tabloda yer alan ifadelerin toplamı kaçtır? Hemen şuradaki sayıdan başlıyorum. Bu 2 üzeri 1, 2, 3, 4. 2 üzeri 4 demek. Bununla devam ediyorum. Bu 3 üzeri 1, 2 demek. 2 tane çizgi olduğu için. Bu 7 üzeri 1 tane çizgi olduğu için 1 demek. Şimdi bunların karşılıklarını bulalım. 2 üzeri 4 demek 16. 3 üzeri 2 demek 9. 7 üzeri 1 demek 7. Bunları topluyoruz hemen. Toplayalım. 16, 9 daha ne yapıyor? 25. 25, 7 daha ne yapıyor? 32. Doğru seçeneğimiz Ceyhan'dır. İkinci soruyla devam edelim. Yeterli uzunluktaki bir çubuk şekilde görüldüğü gibi şekil 1'de ortadan iki eşit parçaya ayrılacak şekilde kesiliyor ve elde edilen parçalar daha sonra şekil 2'deki gibi üst üste konularak tekrar ortalarından kesiliyor. Hep ortalarından kesildiğinde bir çubuk iki eşit parçaya ayrılmış oluyor. Bu şekilde 5 defa kesilen bir çubuktan elde edilen parça sayısı kaçtır? Şuradaki kelimeye dikkat edelim. 5 defa kesilen çubuktan diyor. Şimdi şekil 1'de birinci kesim gerçekleşiyor. Hemen yazalım. Şekil 1 diyelim. Şekil 1'de birinci kesim gerçekleşiyor ve kaç parça oluşuyor? 2. Şekil 2'ye gelelim. Şekil yazmayacağım gene. Burada kaç? 1, 2, 3, 4 parça oluşuyor. Şimdi 3. kesimde bu 4 parça üst üste konacak. Bakın şimdi 1, 2, 3, 4 ve bunlar ortadan parçalanacak. O zaman kaç tane olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça olacak. Hemen bir mantığına bakalım. Şimdi 1. kesimde 2 yani 2 üzeri 1. 2. kesimde 4 yani 2 üzeri 2. 3. kesimde 8 yani 2 üzeri 3. O zaman 4. kesimde ne olacak? 16 yani 2 üzeri 4 olacak. 5. kesimde ne olacak? 32 parça olacak. Bu da 2 üzeri 5 demek ve bize 5 defa kesildiğinde diyor. Yani bunu soruyor. Doğru cevabımız nedir? 2 üzeri 5 yani Bursa. 3. soruyla devam ediyorum. Yukarıdaki 4x4'lük tabloda 1, 2, 3 satırdaki sayıların çarpımı bir doğal sayının karesi. Bakın satırlar bir doğal sayının karesi. Yani şunlar bir doğal sayının karesini verecek. Yazalım buraya unutmamak için. 1, 2, 3 sütundaki sayıların çarpımı ise bir doğal sayının kübünü verecek. Yani şunlar da kübünü verecek. Karesi demek 2 tane sayının çarpımı, küp 3 tane sayının çarpımı. Buna göre yukarıdaki tabloda yer alan yıldız, üçgen ve yuvarlak değerleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Olur demiyor, dikkat edin. Olabilir. Demek ki birkaç ihtimal var. O zaman ben birinci satırdan başlıyorum. Şimdi 2 kere 2 4. 4 herhangi bir sayının karesi. Hangi sayının karesi? 2'nin karesi. O zaman siz yıldız yerine 1 yazabilirsiniz. Bir ihtimal. Peki yıldız yerine 2 kere 2 4, 4 de yazarsanız 4 kere 4 16, 4'ün karesi olacağı için 4 de yazabilirsiniz. Bakalım o zaman 8 yazabiliyor muyum? 2 kere 2 4, 4 kere 8 32, 32 hiçbir sayının karesi değil. O zaman D şıkkını eledim. 1 yazabiliyorum, 1 yazabiliyorum ve 4 yazabiliyorum. Şimdi devam edelim. Yuvarlağı bulabilme ihtimalim var mı? Evet. Şimdi 1 yazdığımı düşünürsem seçeneklerden gidiyorum. Yıldız yerine 1 yazarsam 4 kere 1 4. Peki yuvarlak yerine 8 yazarsanız 8 kere 4 32. 32 hiçbir sayının kübü değildir. O yüzden A seçeneği gitti. Devam ediyorum. Gene 1 yazdığımı düşünüyorum. Yuvarlak yerine 2 yazarsam 4 kere 2 8. 8 nedir? 2'nin kübüdür. Olabiliyor. C seçeneğiyle devam edeyim ama.
4 yazdığımı düşüneyim ve buraya da 8 yazdığımı düşüneyim. 4 kere 4 16. 16 ile 8'i çarpalım. 6 kere 8 48. 4 elde 8. 4 daha 12. 128 herhangi bir sayının kübü mü? Hayır değil. 4'ün kübü 64. 5'in kübü 125. Atlıyor. O zaman C seçeneği de olamaz. Geriye ne kaldı? B seçeneği. Yani üçgeni bulmamıza hiç gerek kalmadı. Dördüncü soruyla devam ediyorum. 16 kareden oluşmuş bir kağıt üzerindeki kareler içerisine yukarıdaki gibi sayılar yazılmıştır. Kareli kağıt oklar yönünde iki kez ortadan ikiye katlanmıştır. Katlama yönü gösteriliyor. Katlama sonucu üst üste gelen karelerdeki sayılardan iki tanesi seçilerek biri taban, diğeri üst olacak şekilde bir üstü ifade yazılacaktır. Buna göre yazılacak üstü ifadenin değeri en fazla kaç olabilir diyor. Hemen devam edelim. Şimdi bakın buradan katlanacak. Buradan katlanacaksa şu 2 ile şu 2 üst üste gelecek. Yani burada 2'ye 2 olacak. Bu 3 boşluğa gelecek. 3'ün yanında hiçbir sayı yok. Burada 3 olacak sadece. Şu 2'yi belli edelim. Bu 3 buraya gelecek. Hiçbir sayı yok. Sadece 3. 4'ün karşısında gene bir sayı yok. Sadece 4. Bu 2 boşluk olacak. 2 sadece. Bu 2 ile 1 yan yana gelecekler. Yani üst üste. 2, 1 yazdım. Devam ediyorum. Bu 2, 1 üst üste gelecekler. 2, 1. Bu 2 ile de bu 2 yan yana gelecek. 2 ile 2. Şimdi şuradan şöyle katlıyorum. Yani şununla şu, şununla şu üst üste gelecek. Hemen yazıyorum. Buraya hangi sayılar gelecek? 2, 1, 4. Buraya 2 ve 3 gelecek. Şunun şuradaki ile de şuradaki üst üste gelecek. Yani 2, 1, 2, 2 gelecek. Bu buradaki ile de buradaki üst üste gelecek. 2, 2, 3 gelecek. Şimdi düşünelim. Biri taban, biri üst olacak. İki sayı belli edeceksiniz. Burada en büyük sayıyı yazmak için ne yapabilirim? 2 üzeri 4, o da ne yapar? 16. Ya da 2 üzeri, ay özür dilerim. 4 üzeri 2, o da 16. Şimdi buraya gelirseniz 2 üzeri 3 yapar. O da 8'dir. Bu da 2 üzeri 3 yapar. O da 8'dir. Bu da 2 üzeri 2 yapar. O da 4'tür. Bu sayılardan en büyük kaçtır? 16. Yani elde edebileceğim en büyük sayı nedir? 16. Yani doğru seçeneğim Bursa'dır. 5. soruyla devam ediyorum. Yukarıdaki şekilde kareli düzleme alt alta yerleştirilmiş 3 adet eşitlik bulunmaktadır. Şekilde belirtilen sabit oklar ise parantez içine alınacak kısmı göstermektedir. Bu oklar sabit. Bu okları hareket ettirmiyoruz. Eşitlikler kareli düzlemde sağa ve sola doğru hareket edebildiğine göre eşitliklerin doğru olabilmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır? Şimdi birinci en üsttekinden başlıyorum. En üsttekinde işlem önceliğinden eğer parantezi şuraya koyduğumu düşünürsem. Gerçi parantezi koymasam da olur. İlk önce bölme işlemi yapıyorum çünkü. 4'ü 2'ye böldüm 2. 14'ten 2 çıkardım 12. 12'den 1 çıkardım 11 olması lazım ama 4 çıkmış. Demek ki böyle değil. Hemen silelim. Silgimizi alalım. Silelim. Demek ki böyle olmayacak. Devam ediyorum. Kalemi aldım. Devam ettim. Şimdi bu sonucun 4 çıkması için ne yapmam gerekiyor? Ben şöyle bir parantez koydum bakın. İşlem önceliğinden ilk önce parantezi yaptım. 14'ten 4 çıktı 10. 10'u 2'ye böldüm 5. 5'ten 1 çıktı 4. Doğru oldu. O zaman ben parantezi 14 ile 4'ü içine alacak şekilde koymam lazım. Bu oklar sabit. Bu okları hareket ettiremiyorum. Bu kağıdı hareket ettirmem lazım. Bu parantez şuradaydı. Buradan buraya kayması için bu kağıdın bu tarafa kayması lazım. Kaç birim? 2 birim kayması lazım. 2 birim ne tarafa kayması lazım? Sağa kayması lazım oka gelmesi için. O da hangi şıkta vardır? Adana'da. Gelelim 6. soruya. Bir kasanın şifresini girebilmek için yukarıdaki şifre bölümü verilmiştir. Her basamakta tüm rakamlar kullanılabilmekte olup rakamlar yukarıya aşağı döndürülebilmektedir. Buna göre rakamların konumu şekildeki gibi iken kasanın şifresinin değeri 9 çarpı 10 üzeri 9 olması için rakamların döndürülme sayılarının toplamı en az kaç olmalıdır? Şimdi şifrem 9 çarpı 10 üzeri 9 ise 9'un arkasına 9 tane 0 ekliyorum.
Burada 9 tane 0 var demek. Bunu getirdim, şifremin üzerine yazdım. Burası 9, 0, 0, 0, 0. Arkasındaki bütün sayıların 0 olması lazım. Şimdi 1'i 9'a götürmek için kaç kere çevirmem gerekiyor? 1, eğer 1, 2 diye gidersem fazla olur. Bana en az sorduğuna göre demek ki aşağıya. 1'den 0'a, 0'dan 9'a 2 kere çevirmem lazım. 2'den 1'e, 1'den 0'a, bu da 2 defa. 3'ten 2'ye, 2'den 1'e, 1'den 0'a, yani 3 defa. 4'ten 3'e, 3'ten 2'ye, 2'den 1'e, 1'den 0'a, 4 defa. 5'ten 4'e, 3'e, 2'ye, 1'e, 0'a, 5 defa. Yukarıya gittiğinizde de aynısı olur. 6, 5, 6, 7, 8, 9, 0 gene 5 defa olur. Şimdi burada aşağıya gitmek mantıklı değil. Yukarıya doğru çıkacağım. 7, 8, 9, 0 yani 4 defa. Gene yukarıya çıkacağım. 8, 9, 0, 3 defa. 9, 0, 2 defa. 9, 0, 1 defa. Bu zaten 0'da. Hiçbir şey yapmama gerek yok. En az çevirme sayılarım bu kadar. Şimdi bunları bir toplayalım. Ne yapalım? 2, 4, 4'ü buraya yazdım. İkişerli ikişerli yapayım hata yapmamak için. 3, 4 daha 7. 5, 4 daha 9, 3, 5, 6 topladım. 6 ile 4'ü topladım 10, 7 ile 9'u topladım 16, ikisini topladım 26. Yani doğru cevabım Denizli. 7. soruda ne diyor? Minibüs şoförlüğü yapan Kerem güzergahında bir günde 4 sefer gidip gelmektedir. Her gidip gelmeye bir tur denmektedir. Bir turda giderken ve gelirken kazandığı ücretler yukarıda verilmiştir. Buna göre hangi turda gittiği ve geldiğinde aldığı ücret farkı en fazladır? O zaman ne yapıyoruz? Üstü sayıların değerlerini bulacağız. 2 üzeri 7. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 32. 64. 128. Bunları artık ezbere bileceğiz zamanla. 4 üzeri 3. 64. 3 üzeri 4, 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27, 27 kere 3, 81, burası 81, 5 üzeri 3, 125, 10 üzeri 2, 1'in arkasına 2 sıfır eklemek demek yani 100, 9 üzeri 2, 9 çarpı 9'dan 81, 5 üzeri 2, 5 çarpı 5'ten 25, 2 üzeri 6 ne demek? 64. Farklarını buluyorum. 128 eksi 64 ne yaptı? 64 yaptı. Devam edeyim. 125 eksi 81. 5'ten 1 çıktı 4. 12'den 8 çıktı 4. 100 eksi 81 eşittir 19. 64 eksi 25, 14'ten 5 çıktı 9, burada kaldı 5, 5'ten 2 çıktı 3. O zaman en fazla hangisinde? 64, yani cevabımız Adana. Gelelim son soruya. A marka hesap makinesi işlem önceliğini dikkate almadan tuşların basılma sırasına göre işlem yapmaktadır. B marka hesap makinesi basılan tuşları hafızasına alarak işlem önceliğine göre sonuç bulmaktadır. A ve B marka hesap makinelerine aynı tuş sırasıyla girilen bir işlemin sonucu her iki makinede de aynı bulunmuştur. Buna göre basılan tuşlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir? İlk önce baştan sona işlem önceliğini hiç dikkat etmeden yapacağız. Daha sonra işlem önceliğine dikkat ederek yapacağız. Hangisi eşit çıkacak? Şimdi A seçeneğinden başlıyorum. 1 artı 17, 18. 18 çarpı 2, 39. İşlem önceliğine dikkat etmedim. Şimdi işlem önceliğine dikkat edersem, işlem önceliğinde ilk önce ne yapılacak? Çarpma yapılacak. 17 çarpı 2, 34. 34 artı 1, 35. Bu eşit değil. O zaman A şıkkı gittim. B'den devam ediyorum.
18 eksi 9, 9. 9 bölü 3, 3. Şimdi işlem önceliğini yapıyorum. İşlem önceliğinde ilk neresi yapılır? Bölme. 9'u 3'e böldüm, 3. 18'den 3 çıktı, 15. Sonuç eşit değil. O zaman B şıkkı da gitti. C ile devam ediyorum. 12 eksi 9, 3. 3 bölü 3, 1. Şimdi işlem önceliğini göz önüne alıyorum. 9 bölü 3, 3. 12 eksi 3, 9 eşit değil. O zaman C de gitti. B, D ile devam ediyorum. 20 bölü 20, 1. 1 artı 21, 21. İşlem önceliğinden gene bölme işlemi yapılır. 20 bölü 20, 1. 1 artı 20, 21. Eşit olduğu için doğru cevabım Denizli. Zaten Denizli'ye dikkat ederseniz işlem önceliği ya da baştan başlamak arasında hiçbir fark yoktur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere çocuklar.